Biz Yunanistan'ın bu şımarıklığını arkadaşlar her zaman, her yerde mutlaka cevap verdik, vermeye sürdüreceğiz. Yunanistan'ın Doğu Akdeniz ve Ege'deki kışkırtma girişimlerine gerekli karşılık ve yanıtın verildiğini söyledi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde uçuş eğitim yılı açılış töreninde konuşan Bakan Akar, Yunanistan'ın şımarık bir tutum izlediğine dikkat çekti. Yunanistan'ın yaptıklarını da yakından takip ediyoruz. Bu provokatif eylemlerini, söylemlerini yakından takip ediyoruz. Onlarla alakalı yapılması gereken ne varsa masada ve sahada bunların mütakabiliyet çerçevesinde hepsinin cevabını verdik, vereceğiz. Bakan Akar, Yunanistan'ın Türk jetlerine tacizine bir kez daha tepki gösterdi. Ayın 23'ünde de iki uçağımıza bir S-300 attılar. Yani bunlar son derece düşmanca, son derece yanlış. Dolayısıyla bunlarla alakalı da ilgili bütün arkadaşlarım, bütün NATO'dakiler, Türkiye'dekiler her türlü ilgi göstermek suretiyle, gelişimde bulunmak suretiyle NATO nezdinde, ülkeler nezdinde Yunanistan'ın yalancılığını ve inkarcılığını arkadaşlarım sonuna kadar takip edeceğiz. Ve bu konuda yapılması gereken ne varsa bunların hepsini yaptık, yapmaya devam edeceğiz. Bunlar kimsenin şüphesi olmasın. NATO'nun Yunanistan konusunda objektif olması gerektiğini kaydeden Bakan Akar, Türkiye'ye karşı yapılan eylemlerin dostluk ve müttefikle ilgisi olmadığına vurgu yaptı. Yunanistan'ın bu uluslararası hukuku, iyi komşuluk ilişkilerini, dostluğu hiçe sayarak yaptığı bu eylemler ve söylemler, gerginliği tırmanmış hareketleri de yakından takip edilmekte. Bunlarla ilgili NATO'nun da üçüncü ülkelerinde yaptıklarını görmesi lazım. Yunanistan konusunda tüm müttefiklerimizi ikaz ettik. Hatırlatıyoruz. Objektif olmalarını bekliyoruz. Buradaki sıkıntıların, buradaki yapılan eylemlerin ve söylemlerin dostlukla, müttefiklikle alakası olmadığını bilmelerini istiyoruz. Bunu da tekrar kendilerine hatırlatıyoruz. Hiçbir oldu bittiye müsaade edilmeyeceğini vurgulayan Akar, Ege ve Doğu Akdeniz'deki hakla menfaatleri korumaya devam edeceğiz dedi. 1919-1922 bir işgal girişiminde bulundu Yunanistan. Bazı ülkelerin teşvikiyle, desteğiyle. Bunun sonucu da hüsrana uğradılar. Bu ısrarınızdan vazgeçin. Bu sözde silahlanma, sözde ittifak gibi çalışmalarla bir yere varamazsınız. Burada bizim iyi komşuluk ilişkiler çerçevesinde uzattığımız barış elini tutun ve buradaki çalışmalarımızı iyi komşuluk ilişkiler çerçevesinde uluslararası uygun şekilde faaliyetimizi sürdürelim. Hiçbir oldu bittiğe müsaade etmeyeceğimizi, izin vermeyeceğimizi, haklarımızı çiğnetmeyeceğimizi, ne kendimizin ne de Kıbrıslı kardeşlerimizin haklarını çiğnetmeyeceğimizi, Ege'deki, Doğu Akdeniz'deki hak, alakma menfaatlerimizi bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sona kadar koruyacağımızı her seferinde söyledik, söylemeye devam ediyoruz. Savunma sanayinde milli üretim vurgusu da yapan Bakan Akar, Türkiye'nin milli muharip uçağını yapacağını ifade etti. Savunma sanayinde şu anda millilik ve yerlilik oranı %80'lere geldi. Diyoruz ki, cin şeyden çıktı, önümüzdeki dönemde bize versinler vermesinler, biz milli muharip uçağımızı da yapacağız, tankımızı da yapacağız. Bu konuda azimle, kararlılıkla çalışmalarımız devam ediyor.